bu ne güzel diyerek başlıyor ve o kentin ismini söylüyorum. Şimdi özellikle Ağrı'yı merak edenler var. Ağrı'yı merak edenler var. O yüzden özellikle hemen söylemek istemedim. Bu ne güzel Ağrı böyle. Bu ne güzel Ağrı böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? O dönemde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde bu caddede, yanlış hatırlamıyorsam, ileride Ağrılı vatandaşlarımız bizlere esnaf ziyaretimizi gerçekleştirmedi. Neden? O kadar büyük bir ilgi vardı ki, şimdi ben burada o ilginin kat be kat üstünü görüyorum. Sizleri çok fazla bekletmeyeceğiz. İzin verirseniz ben şimdi önce milletvekili adaylarımızla il başkanlarımızı çağıracağım buraya. Daha sonra 13. Cumhurbaşkanımız yalnız gelmedi buraya. Yiğitleriyle geldi, yiğitleriyle. Ekrem İmamoğlu'yla beraber geldi buraya. İlk önce hemen hızlıca buraya il başkanlarımızı davet etmek istiyorum. Millet İttifakı Ağrı İl Başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Aslan, Demokrat Parti İl Başkanımız Yusuf Karahan, Saadet Partisi İl Başkanımız Ahmet Kaya, Deva Partisi İl Başkanımız Murat Dağtekin, Gelecek Partisi İl Başkanımız Murat Gök, İYİ Parti İl Başkanımız Cengiz Alparslan. Sevgili başkanlarım gelsinler lütfen. Sevgili başkanlarım gelsinler. Aynı zamanda şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İYİ Parti'nin milletvekili adaylarını çağıracağım sırayla. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımız İbrahim Varol. Abdurrahman Polat. İbrahim Bey alkışı beğenmedi herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü sıra milletvekilimiz Murat Karaman. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Abdurrahman Polat. Ve Zeki Altay. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Şimdi izninizle hızlıca İYİ Parti milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Özkan Koçintar. Metin Aydemir. Bıktık, usandık, haydi canım. Kenan Kaçmaz. Kazanalım haydi. Çağdaş Çelik. Haydi adalete, haydi haydi, eşitliğe, haydi haydi. Sevgili Ağrılı hemşehrilerim, şimdi aramızda bir konuk belediye başkanımız var. Biraz uzaklardan geliyor, Ege'den geliyor kendisi. Milas Belediye Başkanımız Muhammed Tokmak aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Bir hareket gelsin artık, bereket ver, coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız. Sevgili Ağrılılar, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Ak aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili Ağrılar, Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz millet buluşmalarının koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Sayın Erdoğan Toprak aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi Türkiye, haydi.
Şimdi çok değerli milletvekili adaylarımızdan rica ediyorum. Onları platformun aşağısına alacağım. Ve biraz sonra beklenen anı ağrılı hemşehrilerimizle paylaşacağız. Sevgili ağrılılar, canım hemşehrilerim. Canım hemşehrilerim diyorum, ben de Erzurumluyum, yabancı değilim. Sevgili ağrılılar, başım üstüne sağ olasın. 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? O zaman 14 Mayıs'ta haydi umuda var mısın? Haydi değişime var mısın? Haydi özgürlüğe var mısın? Haydi demokrasiye var mısın? Haydi adalete var mısın? Haydi liyakate var mısın? Ağrılı hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta huzura var mısınız? Huzura! Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Ağrı hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? O zaman ne yapıyoruz? 14 Mayıs'ta haydi sandığa deyip ilk turda bitiriyoruz sevgili ağrılılar. Canım hemşehrilerim, tam iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazandı. Hiçbir şey olmadıysa da bir şeyler oldu dediler. Hani futbolda bir terim var biliyorsunuz. Hakem maçı kabul etmeyince ne diyor? VAR'a gideceğiz diyor. Yüksek Sadakat Kurulu VAR'ı gösterdi. Tamam gidelim dedi o da. Gidelim dedi. Açın VAR'ı gösterin dedi. 23 Haziran'da 13.500'lük farkı 806.000 farka çıkararak seçimi kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu sizleri selamlıyor. Haydi umuda, haydi haydi bolluğa, haydi haydi kazanalım haydi. Bıktık usandık, haydi can atak etti, haydi haydi kazanalım haydi. Çok güzel görünüyorsun, çok. Benim memleketimin insanı çok iyidir. Çok hastır, çok güzeldir. Benim memleketimin insanı pırlantadır, yüreği güzeldir. Serhat şehri Ağrı'nın insanı bambaşkadır. Merhaba Aran, merhaba Ağrı, merhaba. Çok mutlu oldum. Ağrı'ya itiraf edeyim, ilk kez geldim. Ama ben en az Ağrı'daki Ağrılılar kadar İstanbul'da Ağrılarla yaşıyorum. Komşularım var, dostlarım var. Ben her gittiğim yerde diyorum ki beni tanıyan Ağrılılara İstanbul'daki dostlarınıza sorabilirsiniz. Allah için, Allah için tek duygum var. İstanbul'da 16 milyon insanımızın her birisi keşke tek 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 mutlu olabilse. Bunun için çalışıyoruz. Hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere, çocuklarımıza,
bu milletin güzel evlatlarına, Ağrı'nın güzel evlatlarına, kızlarımıza, oğullarımıza keşke en güzel hizmeti sunabilsem diye dua ediyorum. Bu duamı İstanbul'da başarmak en büyük idealimdi. Şimdi şükürler olsun orada güzel bir ortamımız var. İnsanların genel kanaatinde genel bir kabulümüz var. Ama memleketin derdi büyük. Memleketin insanının sıkıntısı büyük. Memleketin her yerinde ekonomik sıkıntılar var. Memleketin her yerinde ne yazık ki mutfakta yangın var. Dar gelirli insanlarımız ne yazık ki evini geçindirecek kadar para kazandıramıyor. Kırsalda tarımla ilgili sıkıntılar büyük. Ben Ağrı'nın her konusunu inceleyerek karşınıza geldim. Aslında Ağrı'da ihmal edilmiş şehirlerimizden birisi. Yeterince öğretmen yok. Yeterince sağlık memuru yok. Yeterince doktor yok. Yeterince devletin hizmetini verecek kadrolar olgunlaşmamış. Bakın Ağrı'daki her konuyu tetkik ederken yıllarda bir hata yapmak istemem. Mesela yine bu şehrin problemleri beni çok üzdü. Arkadaşlarımla hafta başı buna çalışırken 21. yüzyılda 2023 yılında 21 yıllık Türkiye'yi yöneten bir hükümetin olduğu bir Türkiye'de eğer Ağrı'nın atık su arıtma tesisi yoksa bunu Allah'ın kuluna anlatamazsın. Anlatamazsın. Yani dünyada, bakın dünyada değil gelişmiş ülkeler, 3. dünya ülkelerinde bile ne demek bu çağda atık su arıtma tesisi yok? Bu cennetten bir parça Ağrı'nın hayran hayran havaalanından buraya gelirken hayran hayran izlediğim ovası, deresi, ırmağı, dağları, o Yalçın dağlarındaki bereketli karı, böyle bir coğrafyanın atık su arıtma tesisi olmaz mı? Buranın insanının sağlığını bu kadar tehdit edebilir misiniz? 21 yıllık iktidarda bahaneniz ne olacak? Gelip Ağrılı'ya hala çekecek mi diyeceksiniz? Yapacağız mı diyeceksiniz? İnanmayın. İnanmayın, bakın 21 yıllık iktidarın size bu söyleyeceklerine inanmayın. Kim yapacak biliyor musunuz? Biz geleceğiz, biz yapacağız. Size söz veriyoruz. Çok ilginç veriler elde ettim. 2015'te Gerede Gürbulak Otoyolu. Burası bir sınır kentimiz, sınır şehrimiz. Bu şehrin sınır ilişkileri çok önemli. Bu şehrin sınır diyalogları çok önemli. Bu otoyol 2015'te vaat edilmiş. Denmiş ki 2023'te bitireceğiz. Peki 2023'te bitireceğiz. Geleceğim su faturalarına, geleceğim. Geleceğim. 2023'te bitireceğiz denmiş. Yeni yaptıkları açıklamada ne demişler? 2035'te bitireceğiz. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bakın, Ağrı'nın bu ihmal edilmiş sorununu da biz geleceğiz, biz çözeceğiz, biz çözeceğiz. Yine
yine Ağrı'nın bulunduğu konum itibariyle çok önemsediğim Horasan Gürbulak Demiryolu meselesi var. Bu da önemli bir iş. Burası bağlantıları güçlü olduğu takdirde inanın Doğu Anadolu'nun zaten geçmişi itibariyle, tarihi itibariyle her yönüyle önemli bir kentimiz. Ama hakkını alamıyorsa bir anlamı yok. Onun için Horasan Gürbulak otoyolunu da demir yolunu da biz başlatacağız ve biz bitireceğiz. Bunu buradan söz veriyoruz. Sevgili Ağrılı dostlarımız, değişik bir dönem içindeyiz. Ben ne hayal ediyorum? Ben şunu hayal ediyorum. Bu memleketin her evladı, burada gözlerimizin içine ışıl ışıl bakan gençlerimiz var, orada görüyorum. Burada gençlerimiz var, görüyorum. Tabii ben genç deyince herkes elini ayağa kaldırıyor, biliyorum. Ağrı'nın gençleri desem herkes genç. Onu biliyorum. Ama burada annelerimiz var, gençlerimiz var, annelerimiz var, babalar var. Her birimiz hayatımızdaki en değerli varlığımız çocuklarımız değil mi? Çocuklarımız, gençlerimiz size söz hakkını alacağı bir dönem geliyor. Benim Ağrılı bir gencim liyakatiyle bu cennet vatanın her kademesindeki her koltuğa çalıştığında hakkını alacağı şekilde gelecek, gelecek. Gelecek, önündeki engelleri kaldıracağız. Önündeki engelleri kaldıracağız. Benim Ağrılı gençlerimin burada aldığı eğitimin İstanbul'da alınan eğitimden hiçbir farkı kalmayacak. Hiçbir farkı kalmayacak. Bakın, her şehri kendi coğrafi özellikleriyle değerlendirerek eksiği neyse giderme konusunda hazırlık yapacağız. Bakın amcacığım, ellerinden öpüyorum senin, ellerinden öpüyorum. Omuza kalkmış beni selamlıyor. Şimdiden de Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmiş beni, öyle anlıyorum. Şimdi benim kıymetli Ağrılı dostlarım, hemşerilerim, bakınız. Şu anda Türkiye'nin mutfak yangınından, yoksulluğundan bahsettim. Az önce ağabeyimiz oradan bana su faturasını, elektrik faturasını gösteriyor. Şimdi bakın bu kadar maliyeti yüksek bir dönemde Ağrı işsizliğin en çok olduğu şehirlerimizden birisi. Hem işsizlik var hem yoksulluk var. Asgari ücretle dahi iş bulunamıyor. Çalışanların bir kısmının asgari ücretten daha düşük ücretle çalıştığını da biliyorum. Yani bunu da saymıyoruz. Şimdi bu kadar işsizliğin olduğu yerde iki tane hamlemiz olacak. Birincisi, sizin bugünkü ihtiyacı olan vatandaşımızın, ihtiyaçlarını gidermek bizim sorumluluğumuz. Bakın, vatandaşımızın evinde eğer aşı yoksa, tenceresi kaynamıyorsa bu bizim sorumluluğumuz. İstanbul'da sorumluluğumuz neyse Ağrı'da da sorumluluğumuz o. Bakın, İstanbul'da ben seçime aday olduğumda çıktı dediler ki İmamoğlu gelecek,
yardımlar kesilecek. Çıktı dediler ki İmamoğlu gelecek, insanları işinden edecek. Şimdi yalan, iftira propagandaları yapıyor. Bakın ağırlı hemşerilerim, yardımı, sosyal yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin en yüksek seviyesine çıkarttık. Tam 5 katına, 5. 5 katına. Bakın size bir devlet, devlet yönetme biçimi ne anlama gelir tarifleyeceğim. Allah şahittir ki bir vatandaşımızın ihtiyacını çözerken, bir vatandaşımızın ihtiyacını giderirken veren el alan eli görmeyeceği şekilde yapacaksın. Kimsenin onurunu kırmayacaksın. Bakınız benim kıymetli vatandaşlarım, benim güzel insanlarım, eğer Ağrı'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa, Ağrı'da yoksulluk varsa, Ağrı'da bir insanın aşağı giyime kuşama ihtiyacı varsa, sosyal devlet bunu karşılamak zorunda. Seni işsiz bırakmışsa senin eksiğini tamamlamak zorunda. Dolayısıyla devletimizin yaptığı yardım, devletimizin yaptığı yardım bir lütuf değil. Senin hakkın, senin hakkın. Hakkını sana veriyor. Hakkını sana veriyor. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bakınız. Dolayısıyla çıkar birisi der ki yahu bunlar gelirse yardımlarınızı kesecek. Hayır. Biz sosyal yardımları en üst seviyeye çıkaracağız. İstanbul'da yaptık, burada da yapacağız. Burada da yapacağız. Bakın İstanbul'da 130 bine yakın çocuğa süt dağıtıyoruz. Çıktı, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, hani süt dağıtacaktın dedi, görmüyoruz süt dağıttığını. Ben de dedim ki, evet göremezsin. Çünkü biz dağıttığımız sütü göstererek benim evladıma vermiyorum ki, göstermeden veriyorum, göstermeden. Sevgili hemşerilerim, değerli Ağrılı dostlarım, bakın çıkar şu seçim öncesi devletin bir görevlisi, siyasileri konuşmuyorum, devletin bir görevlisi çıkar, adı kimse neyse, size efendim bunlar gelirse yardım kesilecek diyorsa inanma. Sizi oyunuzla tehdit ediyorsa inanma. Sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma. Biz bugün buradayız. 15 Mayıs sabahından sonra defalarca geleceğiz. Hem sizin eksikliklerinizi gidereceğiz, hem sizin eğer varsa yoksulluğu bu kentin onları katkıyla aşacağız. Hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağız. Hem gençlerimizin sosyalleşmesine, kültür sanat etkinliklerine ağırlık vereceğiz. Ağrı memleketinin kasasından, bütçesinden hakkını alacağı günleri başlatacağız. Bunu bilin. Biz devlet terbiyesi almış, devlet insanı ne demek, bakın ne demek. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetiliyor. Eksikliklerimizi gidereceğiz.
Bakın cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Devletin kimsesizlerin kimsesi olduğu bir sistem demektir. Devlet vatandaşa gücünü göstermez. Devlet vatandaşa, vatandaşına sevgisini gösterir. Güler yüzünü gösterir. Şefkatini gösterir. Merhametini gösterir. Devlet anne gibidir. Devlet baba gibidir. Devlet insanını korur. Onun koşullarını güzelleştirir. Sevgili dostlarım, bugün eğer Ağrı Türkiye'deki kişi başı gelirin yarısından daha az gelire sahipse bu büyük hata. Bu hatayı düzelteceğiz. Memleketin en doğusunu en batısıyla eşitleyeceğiz. Memleketin en kuzeyini en güneyle eşitleyeceğiz. Memleketin her yerini eşitleyeceğiz. Her yerini eşitleyeceğiz. Coğrafi olarak bakın bu memleketin hiçbir insanının doğru artık soğan bile fakirin sofrasına gelemiyor. Bir kuru soğan bile. Bu memleketin insanının maharetlerini ben biliyorum. Benim İstanbul'da Ağrılı iş insanı dostlarım var. Eğitimci dostlarım var. İhracat, ithalat, üretim yapan dostlarım var. Ben memleketimin her insanının maharetini biliyorum. Yeter ki ona fırsat ver. Yeter ki ona eşitliğini yaşat. Yeter ki ona hak, hukuk ve adalet duygusunu ver. Başka hiçbir şey istemez. Başka hiçbir şey istemez. Şimdi değerli dostlarım, bugün niçin buradayız? En önemli husus şu. Bu seçim bir parti seçimi değil. Bu seçim hakkın, hukukun, adaletin, bu seçim eşitliğin, bu seçim demokrasinin, bu seçim adamına göre adalet değil, kişiye göre adalet değil. Bu seçim herkese adalet ama düzgün adalet. Yargısız infaz yok, hukuksuzluk yok. Bu seçim böyle bir seçim. Onun için biz diyoruz ki, milletin ittifakını tercih ettiğiniz takdirde bizim ekibimiz kuvvetli. Bizim ekibimizde güçlü liderler var. Bizim ekibimizde iki büyükşehir belediye başkanı var. Ama esas olarak bizim ekibimizde hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış. Aynı zamanda devlet insanı, erdemiyle, insanlığıyla herkesi kucaklayan, etnik kökenine bakmadan, kimliğine bakmadan, inancına bakmadan, herkese eşit bakacağız diyen bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir. Sizlerden 13. Cumhurbaşkanımıza, 13. Cumhurbaşkanımıza oy vermenizi istiyoruz. Sizlerden Millet İttifakı'na destek olmanızı istiyoruz. Hem parlamentoda güçlü hem de halkın içinden ve halkın içinden asla çıkmayacak halkın cumhurbaşkanını seçmenizi istiyoruz. Kıymetli dostlarım, bakın bu coğrafyada,
Bu coğrafyada yaşanan sıkıntıları, problemleri biliyoruz. Allah'ın izniyle size söz, size söz. Biz 15 Mayıs'tan sonra, 15 Mayıs'tan sonra biz Ağrı'yı çok ziyaret edeceğiz. Ne için biliyor musunuz? Atacağımız temeller için ziyaret edeceğiz. Başlatacağımız hizmetler için ziyaret edeceğiz. Yaptığımız yolları, yaptığımız arıtmaları, yaptığımız eğitim tesislerini, kültür merkezlerini, sanat kurslarını, kadınların işe dönük alacağı eğitim merkezlerini açmaya geleceğiz. Ağrı'da işsizliği en aza indirmeye geleceğiz. Çok sık aranızda olacağız. Size söz veriyoruz. Size söz veriyoruz. Sevgili Ağrılılar, 14 Mayıs'a çok az kaldı. Sizden isteğim şu: 14 Mayıs'a kadar eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla konuşun. Bu bir parti seçimi değil. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz desteğinizi istiyoruz. Sizden şunu istiyoruz. Sandık güvenliğine destek olmanızı istiyoruz. Sandıkların başında olmanızı istiyoruz. Sandık güvenliğine katkı sunmanızı istiyoruz. Ve hep birlikte bu sandıkta tek bir oya bile sıkıntı gelmesini istemiyoruz. Bütün Ağrı sandığa destek olmaya, sandıkta görev almaya, sandıkta demokrasi adına, eşitlik adına, özgürlük adına, hak, hukuk, adalet adına oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Size söz, 15 Mayıs sabahı sizi bambaşka bir sabaha uyandıracağız. 15 Mayıs sabahı sevgili Ağrılılar, her şey size söz, 15 Mayıs sabahı vallahi de billahi de çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla, sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ağrılı hemşehrilerimiz, biraz önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nda söylediği gibi gerçekten bu alanda çok genç arkadaşımız var. O genç arkadaşlarım, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor sevgili Ağrılılar. Genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? İnanın bu bahar en içten bir sevinçle güreceğiz hep birlikte. Değerli genç arkadaşlarım, artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Parolamız net. Nedir parolamız? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? O zaman ben şimdi buraya, sizlerin huzuruna, ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu, hak, hukuk,
hukuk adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Efendim hiç meraklanmayın. Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu ülkeye getireceğim. Bu ülkeye. Bu ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Bu ülkeye bereketi getireceğim. Bereketi. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Kucaklaşmayı. Sevgili arılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili arılar. Gençliğim Patnos'a geçti. Dolayısıyla bütün Patnoslu hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı sunarım. Rahmetli babamın torunu olduğunda karşıda görkemli bir Süphan Dağı vardı. Adını Süphan koydu. Şimdi Süphan İzmit'te çalışıyor. Dolayısıyla Patnos'un ovalarını da biliyorum. Bereketli topraklarını biliyorum. Çalışkan insanlarını biliyorum. Hüzünlü insanlarını biliyorum. Ağrıyı biliyorum. Ayrının tozunu biliyorum. Ağrının nerelerden nerelere geldiğini biliyorum. Ağrıda işsizlik olduğunu biliyorum. Ağrıda ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? Neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar Allah aşkına. 22 yıldır Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin arkadaşlar. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Yuhla bir şey olmaz. Sandık da olur, sandık da. Şimdi bunlardan birisi kalktı dedi ki, efendim sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Çok çekti. Yargıda adalet yok. Yargıda, yargıda. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi eğer bir kentin sokaklarında, caddelerinde güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun, bir adaletsizlik var demektir. Emine Şen Yaşar'ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz orada bir adaletsizlik var demektir. Adaleti getireceğim, adaleti. Bakınız, bakınız. Ağrı'nın ovaları, Suru ovaları, Bereketli ovaları, Murat Nehri'ni, onu da söyleyeyim. Yüzmeyi Murat Nehri'nde öğrendim arkadaşlarımla beraber. Yüzmeyi. Eğer bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerika'lara gidiyorsanız, senin ne işin var Güney Amerika'da? Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Gel çalışkan insanlarını gör. Onların ne yaptıklarını biliyorum. Onlar vatandaş için değil, yandaşları için çalışıyorlar. Beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara sözüm, Türkiye'ye sözüm. Kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim. Son kuruşuna kadar. Öyle birileri alacak, paraları götürecek. Manhattan'da gökdelenler dikecek. Efendim Muhammed Ali Kley'in çiftliğini alacak. Bay Kemal de bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler, yemezler, yemezler. Son kuruşuna kadar getireceğim. Neden? Benim Allah'a çok şükür verilmeyecek bir hesabım yoktur. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur. Alın teriyle kazandım. Emekli olduktan sonra benim bürokratik hayatımın geçtiği bütün birimleri didik didik ettiler. Acaba Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamayız, bulamayız. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim.
Ama onlar bunu diyemiyorlar. Kul hakkı yedirmeyeceğim diyemiyorlar. Kul hakkı yemedim diyemiyorlar. Kim söylüyor? Bay Kemal söylüyor. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Az önce Ekrem Başkan açıkladı. Dedi ki sosyal yardımları kesecekler. Bütün geziyorlar gene. Sosyal yardımları Kılıçdaroğlu gelirse kesecek. Niye keseyim? Bir çocuk açsa 85 milyon açtır. Bir evin elektriği kesilmişse 85 milyon evin elektriği kesilmiş demektir. Bir evde kışın ortasında parasını ödemedi diye doğalgazı kesilmişse 85 milyon soğukta demektir. Benim anlayışım budur. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Türkiye'de malı onlar götürdüler, sefaleti vatandaş çekiyor. Malı onlardan alacağız, vatandaşa vereceğiz. Vatandaş, vatandaş benim başımın üstüne. Hanımlar, size de biçim sözüm var. Bakınız, bakınız. Aile destekleri sigortasını getireceğim Allah nasip ederse. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadınlar için bankada bir hesap açacağız. Kadın sosyal hizmet uzmanı gelecek evinize. Bu bir kadın, %99,9'u kadınlar olacak. Sizin eviniz kirada mıdır, ev size mi aittir, kaç çocuğunuz var, evde engelli var mı, yaşlı var mı, yaşlıya bakım var mı? Sizin bütün ekonomik durumunuzu raporlayacak ve denecek ki şu aileye ayda şu kadar, asgari ücretten az olmamak üzere şu kadar para ödenmesi lazım. Dolayısıyla sizin banka hesabınıza bu para yatacak. Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yani gideceksiniz paranızı ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz. Çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız. Bazı anneler diyorlar ki acaba bize altın hesabı açılır mı? Sözüm söz, Bay Kemal sözü, altın hesabı da açacağız. Niçin açılmasın? Onlar yandaşlara veriyorlar, biz size vereceğiz. Çünkü bütün sıkıntıları çeken evdeki kadın. Yoksulluk varsa o sıkıntıyı çeken evdeki kadın. Çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünen kadın. Allah inandırsın, ekmeğin arasına salça sürüp çocuğunu okula gönderen anneler var. Bunu da bitireceğim. Bunu da bitireceğim, göreceksiniz. Her çocuk arkadaşlarıyla beraber güle oynaya okula gidecek. Beslenme çantası olmayacak. Okulda suyunu içecek, sütünü içecek. Arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyecek. Tok bir şekilde evine gelecek. Ne demek? Her çocuk okulda beslenecek. Her çocuk aynı yemeği yiyecek. Aynı sütü içecek. Aynı suyu içecek her çocuk. Ayrıca bir şey daha. Kırsalda çalışan kadınlar var. Kırsalda çalışan ve gençler var. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin. Altını çiziyorum. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Dolayısıyla siz zamanı gelince emekli olacaksınız. Sosyal devlet size en büyük güvenceyi verecek. Hiç kimse bundan endişe duymasın. Ben Kemal geliyorum diyorsunuz. Geleceğiz, geleceğiz. Halkın iradesiyle geleceğiz. Ben bunu biliyorum. Size şükran borçluyum. Size saygı duyuyorum. Elektrikten neler çektiğinizi de biliyorum. Elektrik sıkıntılarınızı da biliyorum. Çiftçinin hangi dertleri çektiğini de biliyorum. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim inşallah, göreceksiniz. Bütün çiftçilere vereceğim. Beşli çetelere değil, halka çalışacağız. Onlara değil, size çalışacağız. Sizin için çalışacağız. Bir değişime hazır mısınız? Bir değişimi yapmak istiyor musunuz? Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız? Devletin dini adalettir. Adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun. Sizin için çalışacağım. Hiçbir ayrım yapmadan çalışacağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrılık ve gayrılık olmayacak.
herkesin inancına herkes saygı duyacak. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve kendi onurudur. Ben dahil 85 milyon saygı duyacak. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bereket yağmurumuz yağıyor. Gençler, işsizliği de biliyorum ben. İşsizliği de biliyorum. Gayet iyi biliyorum işsizlik sorununun olduğunu. Onu da çözeceğimi hiç endişe etmeyin. Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil, Elazığ dahil, Mısır, affedersiniz, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgede olağanüstü yatırımlar olacak. Kafkasya'nın ve Güneydoğu'nun. Arkadaşlar, her yerden bir ses geliyor. Şuna inanmanızı isterim. Şuna inanmanızı isterim. Söz veriyorum, sizin için çalışacağım. Söz veriyorum, bu ülke için çalışacağım. Söz veriyorum, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Söz veriyorum, herkes kimliğiyle şeref duyacak. Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Ağrı meydanından size söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Haydi bolluğa, haydi haydi, kazanalım haydi. Haydi Türkiye, haydi, haydi sandıklara. Sandık sandık, haydi can atar, yetti haydi haydi, kazanalım haydi. Teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımıza. Şimdi milletvekili adaylarımızı ve il başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı yardımcımızı buraya davet ediyoruz. Milletvekili adaylarımız gelsinler. Milletvekili adaylarımız gelsinler. İl başkanlarımız gelsinler. Sayın Bakanım, buyurun lütfen. İl başkanlarımız gelsinler. Gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız? Teşekkürler sevgili Ağrılılar. Ağrılı hemşehrilerimiz, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarımıza, milletvekili adaylarımıza sizleri selamlıyor. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ağrılılar. Hoşçakalın diyor 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler sevgili Ağrılılar. Hoşçakalın. Teşekkürler sevgili Ağrılılar. Ağrı'nın selamını şimdi Van'a götürüyor 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyoruz.